Ciddi çevresel yükü olan, halk sağlığına olumsuz etkileri olan projeler artık çevresel etki değerlendirilmesi yapılmayacak. Yani bilimsel olarak halkın katılım toplantılarında olduğu bir süreç işletilmesi zorunlu kaldırılmış oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çok tartışılacak bir karara daha imza attı. Çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği baştan aşağı değiştirildi ve yeni hali resmi gazetede yayımlandı. Buna göre alışveriş merkezleri, toplu konutlar, golf sahaları ve hastaneler ÇED raporundan muaf tutuldu. Kalkınma programlarında yer alan tıpkı 3. köprü gibi, tıpkı İzmir, Gebze, Osman Gazi, Orhan Gazi otobanı gibi birçok proje, hidroelektrik santraller, termik santral projeleri gibi birçok proje çevresel etki değerlendirme sürecinden muaf tutuldu. Çevresel etki değerlendirmesi raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından veriliyor. Bir faaliyetin ya da inşaatın yapım aşamasında çevre kirliliği açısından değerlendirilmesini sağlıyor. Yani bir bölgede devam eden inşaatın o bölgenin yeraltı su kaynaklarını, bitki çeşitliliğini ya da o bölgede bulunan canlıların yaşayışını nasıl etkileyeceği ÇED raporunda belirtiliyor. Üçüncü köprü ve köprüye bağlı otoyollar için 1 milyon 600 bin ağacın kesildiği biliniyor. Kesilen bu ağaçların bölgenin ekolojik dengesini bozduğuyla ilgili eleştiriler gündeme gelmişti. Hatta geçtiğimiz günlerde yaban domuzları Bebek tarafında ve Boğaz'da yüzerken görüntülenmişti. Uzmanlara göre bunun nedeni 3. köprü inşaatı ile birlikte bölgedeki domuzların doğal yaşam alanlarının bozulmasıydı. Önümüzdeki günlerde daha yoğun hava kirliliğiyle, sularımızın daha fazla kirlenmesiyle, orman alanlarımızın daha fazla tahrip olmasıyla ve doğal varlıkların kentlere daha fazla, yani yaban domuzlarının kentlere daha fazla gelmesi süreciyle karşı karşıya kalacağımızdan hiç şüphemiz yok. Üçüncü köprü güzergahının Avrupa yakasında ilk asfalt atıldı bile. Bir süre önce güzergah üzerinden geçen Sarıyer-Demirciköy ulaşım yolu asfaltlanarak hizmete açılmıştı. Ve toplu konutlar. Geçen yıl Anayasa Mahkemesi büyük projeler için getirilen ÇED muafiyetini iptal etmişti. AYM'nin gerekçeli kararı henüz açıklanmamışken bakanlık mahkeme kararını içe sayan maddeyi ÇED yönetmeliğine koydu. Buna göre 2000 konut ve üzerindeki konut projeleri için alınması gereken çevresel etki değerlendirme raporu artık alınmayacak. 500 konut ve üzerindeki konut projeleri içinse sadece tanıtım dosyası yeterli olacak. Bunun diğer bir yansıması da şu olacak. Türkiye'de örneğin İstanbul'un tamamını yıkıp toplu konut projesi yaparsanız çevresel etki değerlendirme sürecine yine girmekten muafsınız. Veya Ankara'nın tamamını yıkıp AVM yaparsınız, alışveriş merkezi yaparsınız da yine çevresel etkisini değerlendirmenizi hükümet, bakanlık beklemiyor. Böyle bir problemli süreçle karşı karşıyayız. Özel güvenlik şu anda bizi taşlıyor. Manisa'nın Yırca köyü sakinleri zeytin ağaçlarını termik santrale kurban etmemek için 52 gün boyunca nöbet tuttu. Danıştay kararı 12 saat geciktiği için iş makineleri 70-80 yıllık ağaçları yerle bir etti. Yeni ÇED yönetmeliğiyle tarım alanları, orman arazileri de elektrik santrali olma tehlikesi yaşıyor. 100 milyon metreküp altı akarsularsa hidroelektrik santrali. Yırca'daki insanların yaşadığı problem, Artvin'deki insanların yaşadığı problem bir tartışma sürecini ortaya koymuştur. İnsanlar tepki vermeye başlamıştır. Bu yapılan düzenlemeyle toplumsal hareketlerini daha fazla artacağını, huzursuzluğun daha fazla artacağını söylemek yerinde olacaktır. İstanbul'da şu anda 112 alışveriş merkezi bulunuyor. Türkiye genelinde ise bu sayı 342'yi buluyor. Yıl sonuna kadar da Türkiye'de toplam AVM sayısı 390'a ulaşacak. Ve yıllar önce şehir dışına taşınması konuşulan alışveriş merkezleri yeni yönetmelikle birlikte çevresel etki değerlendirmesinden muaf oldu. Yani çevreye etkisi gözetilmeksizin her yere alışveriş merkezi yapılabilecek. Türkiye tarihindeki en kötü ÇED yönetmeliği olarak adlandırabiliriz. Çevre Şehircilik Bakanlığı ise yapılan eleştirilere Avrupa Birliği'ne daha uyumlu hale getirildi şeklinde yanıt verdi. Çevre Mühendisleri Odası ise yönetmeliğin çevre katliamına neden olacağı yönünde ısrarlı. Üstelik eskiden halkın da bilgisine sunulan rapordan artık sadece finansal desteği veren kuruluş yani bankalar haberdar olacak. Eski başbakanımızın, şimdiki cumhurbaşkanının söylediği faiz lobileri bu bilgiye sahip fakat Türkiye'deki hiçbir vatandaş bu bilgiye sahip olamıyor.